Herkese selamlar. Geldik 12 Mart'ta gerçekleşecek olan Başak Burcu'ndaki Dolunay'a. Etkili ve güçlü bir Dolunay olacak. Özellikle önümüzdeki 2 ayımızı çok yoğun bir şekilde etkileyecek gözüküyor bu Dolunay. Tabi bu arada sadece Dolunay yok bu dönemde. Pek çok açı var ama hani önemli olan 2 tane de retromuz var. Bir tanesi Jüpiter retrosu. 9 Haziran'a kadar devam edecek. 6 Haziran'a kadar. Diğeri ise Venüs retrosu. 4 Mart'ta başladı. 15 Nisan'a kadar Koç'ta başlayıp sonra balığa doğru yönelerek retrosunu tamamlayacak. Retrolar aslında hani çok olumsuz durumlar değildir pek çok kişinin bakış açısının aksine. Ben olumlu olarak görüyorum çünkü geçmişte çözülmemiş olan konuları önümüze getiriyorlar. Kaçırmış olduğumuz fırsatları tekrar önümüze getiriyorlar. Ve böylelikle üzerine düşünme, karar verme ve düzeltme şansımız olabiliyor pek çok olayı. Ha ne oluyor ama bu esnada? Daha enerjimiz geriye doğru çekilmiş olabiliyor. Veya duygusal anlamda dengemiz biraz bozulmuş olabiliyor. Ama kafa karışıklığı olabiliyor. Ama kafa karışınca, duygular birazcık harekete geçince kendimiz adına daha doğru olanı bulabiliriz kanaatindeyim. Çünkü burasının bir sınav dünyası olduğunu tekrar hatırlamak gerekiyor. Başak Burcu söz konusu olduğunda Dolunay'da duygularımızı çok etkilediği için yoğun bir şekilde en çok nereden etkileyecek? Belirli herkesin, her yıldızın, her burcun kendi alanlarında biraz sonra geçeceğim. Endişe yapacak, kuşku yapacak, eleştirisel bakış açısı yapacak, pimpiriklilik yapacak, yargılayıcı bir tavır sergileyecek. Titizlenecek, en iyisi olsun isteyecek o konularla ilgili. Bu hem iyi hem değil. Yani her şeyin dozunun olması gerekiyor. Kontrolcü olmak güzel belki ama çok kontrolcü olmak çok kötü. Bu yüzden ikisinin dengesini bulmak gerekiyor. Evet, retrolarımızla beraber devam ediyorum. Şimdi retronun etkisinden sonra burçlara. Burçlara da girmeden önce yine hatırlatmak istiyorum. 12 Mart'ta yine saat 17'de workshopumuzu gerçekleştireceğiz. Başak Burcu Dolunay'ını. Bunu da herkesin katılmasını ben şiddetle öneriyorum. İnşallah değerini bilir. Sizler de katılırsınız çalışmalara. Çünkü katılanlar büyük faydalarını görüyorlar. Evet, Koç Burcu ile başlıyorum. 6. evinde gerçekleşiyor. Sağlık evinde. Günlük rutin hayatıyla ilgili işler. Yanında çalışanları ya da çalıştığı yerler, hizmet aldığı yerler ya veya hizmet verdiği alanlar, çalışanlarımızla olan ilişkiler, kiracılar, bunun yanı sıra akrabalardan halalar, işte annenin yakın akrabaları tarzında davalar, hukuki konular gündeme gelecek demektir Koç burçlarının. Nasıl bir gündeme gelme olabilir bunlar? Eğer kişinin enerjisi yüksekse sağlığıyla ilgili bir sorun çözülebilir. Değilse, sağlığıyla ilgili bir sorun varsa yine olumlu sayılabilecek. O sağlık problemi ortaya çıkabilir ki çözülebilsin diye. İşlerde aksayan durumlar söz konusuysa bu söz konusu durum düzelebilsin amacıyla gündeme gelebilir, ortaya çıkabilir. Her zaman için kişilerin kendi enerjilerine bağlı olarak gezegenlerden gelen etkiler kişilerin hayatında bir rol oynar. Her etkinin hem kişiye olumlu hem de olumsuz yönleri olabilir. Bizlerin o topu karşılaması gibi, o enerjiyi karşılamasına göre. Biraz Koç burçları heyecanlı bir yapıya sahipler, sabırsız bir yapıya sahipler. Eleştirici başağın dolunayıyla da biraz huzursuz olma ihtimaline de sahipler. Daha fazla kontrolcü olabilirler. Ama bunu yapayım derken sakarlık da yapabilirler. Bu dönem esnasında biraz daha sakin olmaları gerekiyor. Tevekkül haline geçmeleri gerekiyor Koç burçlarının. Akışa güveniyor ve her alanda sağlıklı hissediyorum tarzında bir olumlama yapabilirler. Ya veli ya vekil esmalarını 112 kere güneş saatinde çekmelerini öneriyorum ben Koç burçlarına. Jüpiter retrosunun getirileri ve güzellikleri de onların hayatlarında etkisini sürdürecek geçmişten gelen fırsatları. Bunları da bu tevekkül haliyle yakalayabileceklerdir. Venüs retrosunun etkisiyle de burada Koç burçları daha sağlıklarına dikkat eden, daha sağlıklı beslenen, güzelliklerine daha önem veren, çalıştığı kişiler olan iletişimleri tekrar gözden geçiren bir durumu da yaşayacak olma ihtimalleri çok yüksek koçların. Şimdi geldik boğa burçlarına.
Boğa burcu ve tabii ki yükselen burç Boğa olanlara. Ben burada bunları söylerken kendi burcunuz Boğa dediğimde hem burcu Boğa olanlar, hem yükseleni Boğa olanlar ve bence hem de ayı Boğa burcunda olanlar daha çok etki altında oluyor. Onunla ilgili alanlar gündemine geliyor kişinin. Evet, ne yaşayacak bu dönemde? Aşık olabilirler ama bu aşk duygusu mantıklı bir aşk olacaktır. Yani karşı tarafın maddi gücüne göre, onun kariyerine göre bir aşık olma duygusu yaşayabilirler. Çünkü hani hem Boğa hem Başak'ın ikisinin de özelliği aslında maddiyata olan sevgileri. Maneviyattan daha ziyade topraklar maddi güven içerisinde olmayı seviyorlar ve sevgilerini de onun üzerine inşa ediyorlar. Böyle bir aşkla karşılaşabilirler. Çocuklarıyla ilgili güzel bir gelişim oluşabilir. Ama çocuklarına fazla titiz davranabilirler ve eleştirici olabilirler. Bunu yapmamaları gerekir. Aşk ilişkilerinde de dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü Venüs Retrosu'nun etkisiyle ve Boğa Burcu'nun da yıldızı Venüs olduğu için geçmişteki ilişkiler gündeme gelecektir. Onlar masaya yatırılacaktır. Bu esnada konuşma şekline ve kendini ifade etme şekline boğaların dikkat etmesi gerekiyor. Yargılayıcı, suçlayıcı, eleştirici olmamalı. Boğaların genel anlamında hani çok reddetmelerine rağmen karakteristik özelliklerinde fikir değiştirmemek, sabit fikirlilik vardır. Başka bir fikri inandı mı başka fikri dinlemeyi bile istemeyebilir. Bunu bu dönemde yapmasın. Aslında hiçbir zaman yapmasın da boğalar bu dönemde hiç yapmasınlar. Şimdi aşk ve sevgiyle ilgili güzel bir oluşum olması için aşk ve neşe dolu bir ömür sürüyorum ve şükrediyorum tarzında bir olumlama yapıp Ya Vedudul Kavyul Cami esmasını, esma terkibini 620 kere Ay ve Jüpiter saatinde zikretmeli boğa burçları. İkizler burçlarına geldiğimiz zaman ikizler burçları ve yükselen ikizler ay burcu, ikizler olan kişiler kökleriyle ilgili, aileleriyle ilgili, atalarıyla ilgili, babaları, aileleriyle ilgili durumlar yaşayabilirler. Onlarla ilgili konular gündeme gelebilir, taşınabilirler, dekorasyonla ilgilenebilirler, tadilat yapabilirler. Ve bu konuda fazla titizlenebilirler. Şüpheci ve kuşkucu olabilirler belki çalıştırdığı tadilat için ya da tasarım için çalıştırdıkları kişilere karşı. Bunun dışında eski yaşadıkları mekanlara gidiş yapabilirler. En güzel ev alabilirler, mal mülk alabilirler, yatırım yapabilirler. Babanın sağlığıyla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Hatta bu aslında etkilerini önceden göstermiş de olabilir. Babanın hastaneyle ilgili durumları olabilir. Onlarla ilgili konularla ilgilenebilirler. Kardeşlerin paralarıyla ilgili, onların gelirleriyle ilgili, borç veya alacak ya da kardeşin işte kazancıyla ilgili durumlar söz konusu olabilir. Eşinin işi eğer evliyse ya da ortağının işleriyle ilgili olabilir. Güzel olan bir yön, arınma sürecini yaşayacaklar ikizler burçları da. Bu dönemde mal mülk edinme enerjisi yükseldiği için Başak Burcu çünkü toprağa illa parayı yatırtır. Ya Malikel Mülk esmasını ikizler burçlarının okumasını Merkür saati de kendi saatlerinde 212 kere öneriyorum. Yaşadığım her yerde ve tüm sevdiklerimle beraber huzurlu ve sağlıklıyım şükürler olsun tarzında bir olumlama harika olacak ikizler için. Yengeç burçlarına geldiğimizde ve yükselen yengeçler, ay burcu yengeç olanlar medya, yayıncılık, yazarlık tarzında işte popülaritesini ortaya çıkartacak durumlarla karşılaşabilirler. Bir kitap yazmışlarsa bu kitabı bitirebilirler. Ya da Başak titizliğinde bir editörlük yapabilirler yengeçler. Medya ile ilgili güzel projeler ortaya çıkartabilirler. Kardeşleri, yakın arkadaşları, komşuları, kuzenleri, yakın akrabalarıyla ilgili görüşmeler gündeme gelebilir. Hukuksal konular hayatlarında tekrar gündeme gelebilir. Yabancılarla iletişim olabilir. Çocuklarının kazançları söz konusu olabilir. Pek çok kapının açılabileceği bir dönem yengeçler için. Bu dolunaydan elbette ki yengeç burçları da etkilenecekler enerjisel anlamda. Gelen enerjiyi bir açılışa kullanmak adına, o enerjiyi kapı açtırmak adına Ya Fettah esmasını 489 kere yine Merkür saatinde çekmenizi öneriyorum. Tüm çevremle harika ilişkiler içerisindeyim. Şükürler olsun da tarzında bir olumlama da harika olacak yengeç burçları için. Aslan burçlarına geldiğimizde bu tutulmayı aslanlar
para evlerinde daha ziyade yaşayacaklar. Tutulmayalım dolunayı. Parayla ilgili konular söz konusu olacak. Başak söz konusu olduğunda dedim mal için kullanılabilir, yatırım için kullanılabilir. Şimdi aslan da cömerttir, o da harcamak ister. Demek ki burada bir aslanların çok dikkat etmesi gerekli bir durumdayız. Aniden para çıkışı da olabilir çünkü. Birden boynundan büyük işlere kalkışabilir. Bir anda hayal gücünü kullanarak büyük bir yatırıma girebilir. Bunları yapmaması lazım aslanların. Daha akıllıca adımlar atması gerekiyor. Bayağı bir düşünmesi lazım. Geçmişten gelen şansı zaten getirecektir aslanlara Jüpiter. Venüs'ün tabii ki retrosu. Venüs hem bakın güzelliği, estetiği, sanatı temsil ederken hem de parayı temsil eder. Konforu ve konfor alanlarımızı temsil eder. Dolayısıyla Venüs'ün retrosu aslan burçlarını etkileyecektir. Daha ziyade para alanında etkileyecektir. Eğer enerjisini aslanlar yüksek tutarsa geçmişten alacaklarını alabilirler. Paranın çıkmasına da engel olabilirler. Zenginlik için olasılık yüksek. Paranın girişi için çok yüksek. O yüzden bunu da değerlendirmek gerekir. Maddi ve manevi bolluk ve bereket içerisinde zengin ve varlıklı bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilir aslan burçları. Ya gani ya muni esmalarını 2160 kere güneş ya da merkür saatinde zikrederlerse rahatlıkla cömertliklerini yapacakları bir zenginlik hayatlarına giriş yapabilir. Başak Burcu'na geldiğimizde bu dolunay Başak Burcu'nda gerçekleşecek. Bu demektir ki en çok bu dolunaydan Başaklar etkilenecek. Nasıl bir etkilenme? Yaşam yolculuklarında farklı bir vermiş oldukları bir kararı uygulamaya geçebilirler. Hayata bakış açıları değişebilir. Dış görünümleri, dışarıya vermiş oldukları intiba farklılaşmaya başlayabilir. Dış görünüşü demişken bu dönemde Venüs Retrosu bitene kadar, yani 15 Nisan sonuna kadar, estetikle ilgili hiçbir şey yapmamanızı öneriyorum. Özellikle Venüs'ü doğum haritasında retro olmayan kişiler için. Zaten Venüs retrosu çok sık olmayan bir retro olduğu için çoğunun retro değildir. Bu nedenle de bu dönem estetikle ilgili olan çalışmalarda arzu ettiğiniz görünüme sahip olmanıza engel olabilir ya da sorun çıkartabilir. Benden uyarmak yapmamanızı öneriyorum. Dünyayı algılama şekli değişebilir. Babasının işiyle ilgili durumlar söz konusu olabilir. Annesinin ailesi gündeme gelebilir. Çocuklarının eğitimleri gündeme gelebilir. Büyük anne ve büyük babalarla ilgilenmesi gerekebilir. Ama en önemli olan durum ise doğru karar vermesi gerekiyor hayatıyla ilgili. Ani kararlar vermemesi, çok fazla eleştiri, kontrolcü, yargılayıcı ve suçlayıcı olmaması gerekiyor. Bu nedenle kırılgan ve olaylara hemen küsen bir tavır da sergilememesi gerekiyor. Bu nedenle doğru adım atabilmek, doğru karar verebilmek için ya hadi, ya habir, ya mübin esma terkibini 1001 ya da 101 kere olmak üzere arzu edilen her saatte çekebilirsiniz sevgili Başaklar. Bu sizin önünüzdeki döneminizi ikinizi etkileyecek. Ayrıca Venüs Retrosu'nda 8 yılımızı etkileyecek. Bu nedenle de çok akıllıca adımlar atmamız, doğru kararlar vermemiz lazım ama fırsatları da bu arada kaçırmamamız lazım sevgili Başaklar. Pimpiriklik yaparken fırsat gitmesin elimizden. Doğru kararlar veriyor, doğru adımlar atıyor, doğru seçimler yapıyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz Başaklar. Terazi burçlarına geldiğimizde bu dönemde bu yıl özellikle teraziler üzerinde çok değişiklikler söz konusu. Gezegenler çok etki altı. Keza geçen sene de vardı ama bu sene daha bir etkin. Teraziler, yükselen terazi, ayı terazi olanlar için. Şimdi bilinçaltı ile ilgili çalışma sırası terazi burçlarına geldi. Eğer varsa kaybetme korkusu, rezil olma korkusu, suçlanma korkusu, esaret korkusu, İşte iyi bir ilişki yürütemiyorlarsa, maddi anlamda kazanımlarıyla ilgili problem varsa, bilinçaltı yaratıyorsa bu dönemde bilinçaltlarını temizletip şifalandırmaları gerekiyor. Bilinçaltı şifalanma çalışmalarına benim katılabilir terazi burçları. Gizli düşmanlar çıkabilir. Terazi burçlarının arkasından iş çevirenler olabilir. Üstelik bunlar yakın arkadaşlarından, yakın çevresinden olabilir. Enerjiler o insanları tetiklediği için ve dünya sınavı olsun diye de
o kişiler böyle yapıyor da olabilirler. Bu nedenle ben özellikle terazilere ya rakip esmasını önereceğim, başka bir esma daha önereceğim ama 5000 kere ya rakip esmasını suya üfleyecekler. Sonra bir hafta boyunca 1001 kere ya rakip esmasını suya üfleyecekler. Sonra da her gün 312 kere ya rakip esmasını çekmeye devam edip Allah'ın himayesine giriş yapacaklar ki hani gizli düşmanlıklardan bu dönemde etkilenmesinler diye. Yani negatif enerjileri aslında bu Mart, Şubat'ta da vardı. Yani Şubat'ın sonlarına doğru da hissettirdi. Negatif enerjiler biraz üzerlerine doğru geliyor olabilir terazi burçlarının. Bu tutulmaların etkisiyle de aynı zamanda esir olma korkuları yükselebilir, hastalanma korkuları yükselebilir. Zaten sağlıkla ilgili etkiler var gezegendelerde. Geçmişte yaşadıkları bir sağlık sorunu gündeme gelebilir ya da çözülsün diye bir sağlık sorunu ortaya da çıkabilir. Kaygılar, bağımlılıklar geliştirebilir. Fazla fedakarlıklar yapıp sonra hayal kırıklığına uğrayabilir. Bu nedenle teraziler çok dikkat etmek durumundalar. Çünkü Venüsleri, yani kendi gezegenleri de retroda. Ve bu ilişkilerini etkileyecek bir konumda ve para konumunu da etkileyecek bir durumda. Bu nedenle çok dikkat edecek sevgili terazi burçları. Tertemiz bir bilinçaltına sahibim. Muhteşem, özgür bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilirler. Ayrıca Yakut Düz Yasetler, bu arındıran bir, temizlik yapan bir esma terkibidir. 101 kere ya da 1001 kere bu dönem içerisinde, 21 gün sürdürüyoruz biliyorsunuz çalışmaları, zekirlerini çekebilir terazi burçları. Akrep burçlarına geldiğimizde akrepler, yükselen akrepler, ay burcu akrepler, organizasyonlarla ilgili konumları yaşayacaklar bu dönemde. Bir organizasyon içerisine girebilirler, orada aktif olabilirler. Toplumlara hitap edecek yazılar yazabilirler, konuşmalar yapabilirler. Arkadaş çevreleri geliştirebilir, yeni çevrelere giriş yapabilirler. Ama bu konuda kuşkucu ve şüpheci olabilirler. Mesafeli davranış modeli gösterebilirler. İşten gelen kazançları söz konusu olabilir. Bir anda tahmin etmedikleri bir yerden bir maddi kaynak ulaşabilir kendilerine. Babalarının maddi konuları söz konusu olabilir ya da ameliyatı olabilir. Annelerinde de keza ameliyat durumu söz konusu olabilir. Hukuki konular gündeme gelebilir. Ama aynı zamanda biliyorsunuz bu tarz durumlarda mucizelerin de 11. ev konusu, mucizelerin de olma dönemidir. Arzu ettiğiniz ve olamayacağınızı düşündüğünüz bir şey bu dönemde gerçekleşir ve siz nasıl olduğunu anlayamazsınız. Bunun için ya Mukti ya Muit esmasını okumanız gerekiyor. 181 kere Jüpiter veya Merkür saatinde. Ya Mukti ya Muit'in diğer bir özelliği de geçmişteki kaybettiğimiz, elimizden çıkanları da geri getiriyor. İki tane retro var. Hem Jüpiter hem Venüs retrosu. Dolayısıyla bununla ilgili sevgi veya şansla ilgili geçmişte kaybettiğimiz bir şeyler varsa, sevgili akrepler, yükselen akrepler ve ay burcu akrepler, onlar geri gelebilir. Yaşamı muhteşem mucizelere açıyorum tarzında da bir olumlama yapabilir akrep burçları. Yaylara geldiğimizde yaylar, yükselen yaylar ve ay burcu yay olanlar kariyerleriyle ilgili bir tamamlanma yaşayacaklar. Terfi alabilirler. Maddi olarak ödüllendirilebilirler. Eğitim hayatında bir başarıya ulaşabilirler, bir ödül alabilirler. Veyahut da maddi bir yatırım şansı onların hayatına girebilir. Ev ya da arazi alabilirler. Şanslarının biraz zaten yaylar genel anlamda şanslıdır. Şanslarını etkileyecek, bu anlamda etkileyecek, kariyer, eğitim alanında özellikle etkileyecek olan bir durum söz konusu olacak. Hedefler koyabilirler. Annelerinin sağlığıyla ilgili ilgilenmeleri gerekebilir bu esnada. Evliyse eşinin ailesiyle, eğer çocuğu varsa, evliyse çocuğu, çocuklarının eşleriyle ilgilenmesi gerekebilir bu dönemde. İş ve kariyer hayatında ve eğitim hayatında sürekli yükseliyorum tarzında bir olumlama yapsın yaylar. Ya Rafiyut Derecat, dereceleri yükselten Allah'ın bu güzel ismini 351 kere güneş saatinde zikrederlerse bu dönemdeki Başak Burcu'nun dolunayında güzellikleri yakalayabilecek sevgili yaylar.
Oğlak burçlarına geldiğimizde Oğlak burçları eğitimle ilgili bir tamamı, başladıkları bir eğitimi bitirebilirler ya da yeni bir eğitime başlayabilirler. Kendileri eğitim verebilirler ve bu konuda çok fazla titizlenebilirler. Yurt dışı ile bağlantılı işlere girebilirler, yabancılarla iş yapabilirler, kendileri yurt dışına gidebilir, seyahatler yapabilirler. Başağın pimpirikli yapısı Oğlak'ta kendisini daha çok çıkartacaktır. Çünkü Oğlak da çok sorgulayıcı bir zihine sahip olduğu için emin olamama hallerini yaşayabilir Oğlak burçları. Bunu yapmamaları gerekiyor. Kendilerine bilginin akmasını, konuyla ilgili doğru bilginin içlerinde varoluş olmasını talep etsinler. Uzun seyahatler oluşabilir, hukuki konular gündeme gelebilir, sonuçlanır Başak söz konu dolunay olduğu için. Eğitim vermek durumunda kalabilirler. Anne ve babanın sağlığıyla ilgilenmeleri gerekebilir. Çocuklarının eğer varsa aşk hayatları söz konusu olabilir. Eşinin kardeşleriyle ilgili konular gündeme gelebilir. Metafizik konularla ilgilenebilirler. Ya alim ya mukaddim esması onları çok yükseltecek bu dönemde. 334 kere sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar ve ay burcu oğlaklar Jüpiter ve Satürn saatinde zikredin. Güzel deneyimler yaşıyor ve bunlardan güzel bilgiler çıkartıyor. Hayatım için kullanıyorum tarzında. Bilgeliğimi hayata geçiriyorum tarzında olumlamalar oğlaklar için iyi olacak tabii ki. Kova burçlarına geldiğimizde Kova burçları, yükselen kova olanlar ve ay burcu kova olanlar ikincil gelirleriyle ilgili bir tamamlanma yaşayacak. Yani nafaka bağlanabilir, bir miras bağlanabilir, bir yerden bir para çıkıp o kişiye bağlanabilir. Bunun aksi de söz konusu olabilir. Mesela kiracısı varsa kiracısı da çıkabilir. Ek gelir, normal kendi maaşı dışında gelen, eşinden gelen gelirler de buna dahil olmak üzere gelebilir yahut da gidebilir. Kişinin enerjisine göre bu değişkenlik gösterebilir. Mesela bir krediyi kapatabilir veya bir kredi alabilir. Borç ödeyebilir ya da borç verebilir. Vergiyle ilgili durumları çözebilir veya bir büyük bir vergi de gelebilir. Ortaklıklarından büyük bir para da gelebilir ya da ortağa bir para da alabilir. Bu nedenle dikkat edecek kovalar enerjilerini yüksek tutmaya. Biraz da ameliyatların söz konusu olma ihtimali var. Sağlıklarına da dikkat etsinler. Eşten kazanımlar evlilerse giriş yapacak inşallah. Hukuki konular ve metafizik konuları da hayatlarında var olacak gözüküyor bu dönemde. Öngörmediğim yerlerden para bana çoğalarak geliyor. Çok zengin ve konforlu bir yaşam sürüyorum tarzında bir olumlama yapabilirsiniz kovalar. Ya veha bu celle celaluhu. Allah'ın sınavsız insanlara sunduğu, biz kullarına sunmuş olduğu sıfatıyla bütün güzellikleri size sunsun. Ya veha bu celle celaluhu. 196 kere Venüs saatinde zikredebilirsiniz. Balık burçlarına geldiğimizde balıklar bunu ilişkileriyle, evlilik, ortaklık ya da uzun süre ilişkileriyle ilgili bir tamamlanma yaşayacaklar. İyi gitmeyen ilişkilerini sonlandırabilirler veyahut da evlilik kararı verebilirler. Bir ortaklık kurabilir veya bir ortaklıktan ayrılabilirler. Sürdürdükleri bir sözleşmeyi yenileyebilir veyahut da bitirebilirler. Genel anlamda dediğim gibi ortaklıklarıyla ilgili bir titizlenme durumu söz konusu olacak. Demek ki ilişkilerde şu dönemde çok fazla eleştirel ve yargılayıcı konuşmaması, suçlayıcı konuşmaması gerekiyor balık burçlarının. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Danışmanlık alabilirler bu esnada. Bir koçluk alabilirler, bir psikoloğa gidebilirler. Açık kendilerine kızan insanlar çıkabilir. Açık düşmanlar, direkt gizli düşmanlar değil. Normal, daha evvelden gelen enerjilerden de korumak için kendinizi ya rakip okuyabilirsiniz. Terazi burcunda verdiğim gibi isterseniz orayı dinleyin. Ve bu şekilde kendinizi koruyabilirsiniz. Kardeşlerinin çocuklarıyla ilgilenebilirler. Varsa çocukları onların eğitimleriyle ilgilenebilirler. Büyük anne, büyük babaanne gibi, büyük baba gibi yaşlılarla ilgilenebilirler. Bu dönem içerisinde ya da kendi annesi ya da babasının yaşlılığıyla ilgili bir durum söz konusu da onlarla da ilgilenebilir. Ama aslen ilişkileri, ortaklıkları uzun süre ve evlilikleri şu anda bir tamamlanmaya doğru ilerliyor olacak. Bu konuda kuşku ve huzursuzluk yapmamaya, alınganlık yapmamaya çok dikkat etmeli balık burçları.
Aşk ve sevgi dolu harika bir evliliğim var veya beraberliğim var veya ortaklığım var tarzında bir olumlama yapabilirler. Ya hadi ya ve dut esmalarında 400 ya da 800 kere, eğer bir problem varsa ilişkilerde 800 kere olsun, güneş veyahut da ay saatinde zikredebilirler. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.